Dün eski fotoğraflara bakıyorduk ya, hatırladın mı? Benim çok Aha. heves ettiğim böyle üzerinden böyle bir 2 yıl 3 yıl falan geçtiği zaman geçmişe dönüp bakıyorum neler yaptığımla alakalı. Dün işte o videoları gördünüz siz de, kız hani videolar falan atmıştı. Onları attım ona. Şey vardı ama yani atarken şunu dedim kendi kendime. Belki mutlu olur. Yani eskiye gidiyoruz ya. İnsanın mutlu olması gerekiyor ya. Yani eskiye gittiği zaman eskinin böyle bir tatlı bir hevesi vardır yani. Attım, bu videoların sende ne işi var diyor. Yani abi mutlu ol diye attım, hiç mutlu olmadım. Neden diyorum, sivilcelerim var diyor. Vallahi bizde derdimiz var sanıyoruz ya. Bak. Abi ne alakası var yani, ben bak hatta şöyle söyleyeyim. İlk arabamız vardı. O zaman balans ayarına gittik. Balans ayarları dediğimiz bir şeyler var böyle işte 10 gram, 5 gram falan. Onlar arabanın belli noktalarına yapıştırılıyor. İşte arabanın düz kalmasını, işte sarsılmamasını sağlayan ufak tefek şeyler, gramlar. Mesela ilk yaptırdığım yerden balans almıştım kendime. Hala da duruyor bu arada. Çok saçma gelebilir bu arada söylediğim şey. Mesela bundan yalan olmasın, işte üzerinden bayağı bir zaman geçmişti. Ben tabii o biliyorsun bir kargo şirketi vardı orada çalışırken. O dükkanın biraz daha gerisinde bir yerde mal almaya gidiyordum her gün. Sonra o balansı yanıma aldım. Mesela gittim o adamın yanına. Ne haber abi, nasılsın falan. Böyle muhabbet koyulaşınca böyle çay may işte sohbet eşliğinde devam ederken böyle balansı çıkardım. Dedim abi ya hatırladın mı sorusu biraz abes olacak ama orada onu söyledim yani ben. Yo hatırlamadım dedi. Balans değil mi o dedi. Balans abi dedim. Ne alaka oğlum, burada bir sürü var ondan. Dedim ilk araba aldığım zaman sana gelmiştim. Burada yaptırmıştım balans. Senden almıştım onu, hatırladım. Oğlum kafayı mı yedim? Bende tonlarca var onlardan diyor. Ya insanların hevesli olmaması biraz garip değil mi ya? Ya adam mesela Yani senden böyle ufak da olsa kıymetli ya da kıymetsiz bir şey aldığında, mesela uzun bir süre geçtiğinde ardından böyle karşına çıktığında abi mutlu olmaz mısın ya? Bak adama ya. Ya ufak da olsa, büyük bir hediye de olsa ya mutlu olman gerekmiyor mu abi? Ben mi saçma bir dünyada yaşıyorum acaba? İnsanların anıları hemen gidiyor. Saçma. Ya tamam bak, o konuda haklısın. Biraz adam arabesk girmiş orada. Bu arada yani şey olarak söylemiyorum. Aşırı çocukluğumdan beri beğendiğim bir adamdır kendisi. Yani görüşlerine Barda filmi vardı mesela onun. Çok heves edip izlediğim. Ama ondan mesela oynadığı her rolde o adam hep öyleydi. Ama oynadığı her ya da oynayacağı her dizide ya da her filmde böyle heveslendiğim bir adam haline geldi. Şey vardı hatta, iyi adamın 10 günü diye. İzledim bilmiyorum Enes. Yarısı Mesela kadar. orada da çok garip bir adamdı. Mercimek çözer. Farklı. Ya ondan öncesi de var tabii. Kaybedenler kulübü. Ama hep böyle efsanedir ya bazı şeyler. Yani heveslendiğin bir süre sonra da yani zaman geçtikçe üzerinden işte misal veriyorum 2 yıl 3 yıl geçtikten sonra tekrar o izlediğin şeyleri izlediğinde böyle bir garip oluyorsun. Ben niye bunu izledim? Dediğin diziler oluyordur ya da filmler oluyordur illaki. Abi. Ama bu adamda hiç olmuyor abi bu olay. Ya ben bunu hangi kafayla izlemişim dediğim bir film ya da dizi hiçbir zaman görmedim abi. Ben hala mesela Behzat Ç'yi izleyerek habire izliyorum. Ya benim için Harry Potter neyse Behzat Ç de odur herhalde diye düşünüyorum. Hele ki o geldikten sonra. Hala şey vardır yani içimde böyle heveslendiğim, başlasam bitirmeden bırakamadığım bir olay haline geliyor. Ama biz hiçbir şey için hevesli değiliz artık ya. Ya birine hediye alırken artık özenmiyoruz belki de. Birini mutlu etmek için savaşmıyoruz belki de. Nerede hata yapıyoruz acaba? Düşünüyorum ya. Şey yaparken, hediye alırken ya da bir şey yaparken bir heves oluyor gibi ufak. Ama o da geçici, o anlık yani. Hani acaba beğenirim, şey yapardım. Ama sonuç önemli olmuyor benim için ya. Beğenilmesi. Şey der miyiz mesela? Mesela yani şimdi video çekiyoruz ya. Bundan 5 yıl sonra yani evlendik ya da çoluk çocuk sahibi olduğumuzu düşündüğümüz bir anda ya şu YouTube'a girelim de şöyle bir video çekmiştik, orada neler konuştuk dediğimizde şu anki heyecanı o zaman da yaşayabilecek miyiz? Yani heveslenip tekrar izleyebilecek miyiz bu Valla. yaptığımız şeyi? Ya da şey der misin sen? Lan ne saçmaymış ya. Biz niye böyle bir şey Ya bence oradaki yaptık? verilen tepki şu açıdan önemli. İyi bir kötü bir tepki olabilir. Yani işte lan ne kadar saçma diyebilirsin ya da duygulanabilirsin. Önemli olan hissedebilmek. Ya bir şey hissedebilmek yani bence. Netice önemli değil yani. Ya mesela bizim bundan kaç
Emin de bilir hatta. Ahmet var. Onunla böyle videolar çekmiştik eski bir arkadaş. Onlar duruyor hala mesela. Arada açarım sesime bakarım lan derim. Ne zamanlar geçmiş, ne yapmışız falan böyle diye. Vay be, bayağı O yaşlanmış. zamanlara gidip yaşlandım ve ziya falan. O zamanki heves durur ama mesela. Ya o şeyi koruyacağız değil mi? Yaşlandım ya falan. Ha, çöktün. Yani o repliğe döner miyiz acaba bundan 5 yıl sonra? Arkada o Yasiye'nin şey yaşlandıkça yavaşlar şarkısı iyice. Ama heveslenir miyiz peki? 5 yıl sonra izlediğimizde. Yani bu yaşlandık, Heveslenip çöktük ha. dışında kullanabileceğimiz bir kelime olabilir mi bizim için? Heves Ne olabilir mi? olarak mı diyorsun? Yani heveslenip tekrar o işe girişmek mi? Nasıl yani? Yani Yani iyi mesela anlamda mı sorsam, kötü anlamda mı sorsam ben bilmiyorum sana şöyle sorayım şimdi. Bu videoyu çektik, koyduk. Tamam mı? Sen yani. 10-15 yıl sonra açtı bu videoyu tekrar izledim. Nasıl bir şey hissedersin sence? Abi ben bu konuda şey yalan söylemeyeyim ya. Ya ben gene hüzünlenirdim büyük ihtimal. Değil Ya mi? çünkü Yani. ben şey yapıyorum böyle. Bundan sonraki işte 10 yıl sonraki halimi düşünerek aslında adımlar atıyorum. Belki 10 yıl sonra olmayabilirim ama düşüncelerim hep hüzünle başladığı için ya bir hevesle başlayıp mutlulukla bitirebildiğim bir şey yok aslında. Yani bir hevesle başladım ama sonu hiçbir zaman mutlu. Seyran bu tür şeylerde hiçbir hevesim yok. Ertesi Aa, günlerden abi falan. hiç aldığın ayakkabıyı yattığın yastığın yanına Yok koymadın yok. mı sabah yiyeceğim diye? Ayakkabı almıyordum ki ben bayram zamanı. Ya hiç bu durumu yaşamadın. Yok. Anca şeydi. Köye gittiğimiz zamanlar böyle işte parayı alayım da gidip mantar tabancası alıp patlatayım Ya şeyindeydim. tamam canım onlar vardı ya. Ben hep şeyler Sadece o. uziler vardı ya mesela. Onun için böyle çalışırdım. Para kazanmak için falan. O zaman Evet. şey yapmayayım ya. Abartılı bir şey değildi. 7-8 lira bir şeydi ama o zaman o parayı bulamıyorduk yani açıkçası. Böyle kimden alsam 1 lira, kimden alsam 2 lira falan. Bazen param yeterdi şeye. Silaha bu sefer o boncuklar vardı biliyorsun. Ha, Mervis Onlara param Mervis. yetmezdi. Ben Yani. eski nişancıyı almak isterdim. Aa onu Belki onun aldım için ben bu arada. biriktirdim. 32 liraydı Enes. Allah'ım bizimki de Keskin 12 nişancı. liraydı lan. O çok iyiydi. Çok uzun bir silahtı. O zaman uziler falan 7-8 liraydı. İşte neydi? Kalaşnikov muydu onlar? Onlar yalan olmasın. 19 lira mı 20 lira mı öyle bir şeydi. Mesela sırayla aldım. İlk önce uziyi aldım. Sonra onu aldım. En sonunda o dürbünlü silah almıştım falan. Çok hevesliydi benim için aslında. Ama şey muhabbeti de olmuyor bu arada. Ya bu doğru bir şey. Belki eskiden kalan bir şey olabilir mesela. Heves ediyorsun ya mesela. Heves ettikten sonra ona ulaştığında kıymeti kalmıyor. Mesela ben bir tane Uzi'm vardı. Sonra ikinci Uzi'yi aldım mesela. 7 lira daha biriktirip. Böyle çip İşte. gezmek istiyordum onunla. Şey, Polat Alemdar Avcı sahnesi. Yok canım ya o kadar Paltonun abartılı. altından çıkıyor böyle iki tane. O kadar da abartılı değil canım yani. Sadece ikinci bir silahım olup böyle tak 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 oynayabileyim diye düşündüm. Ama sonra şeyim kalmadı onda. Hevesim kalmadı onda. Bence geçici bir şey zaten. O yüzden şeyi bile önemli değil. Sonucu bile önemli değil hevesin bence. Bir de şimdi mesela başka bir konu aklıma geldi. Bir şeyi çok heves edersin, edersin. İstersin böyle sürekli onun olmasını. Olmaz ya. Evet. Sonra bırakırsın. Ama gerçekten bırakırsın. Aman olmuyor deyip. Sonra sana o geri döner bir şekilde. Abi o olmuyor be Enes. Ha bunu Sana... hatta doğru hatırlattın bana bu arada. Mesela bu mevzuyu. Çok önceden ya bunu sürekli yaşadığım bir şey değil yani ilişkilerim olduğunda yaşadığım bir şeydi. Herkesin aklına ilk gelen şey o oluyor. Bir şeyden bahsettiğin zaman nedense insanların aklına hep aşk geliyor. Heves diyorsun aşk. O diyorsun aşk. Ne kadar ileriye taşıyabiliyorlar ki bu kadar rahat davranabiliyorlar. Mesela ben şunu da anlamıyorum. Geçen denk geldim ben ona. Ya bu heves midir kendisi için onu bilmiyorum abi. Yani tayt giyip üstüne böyle yarım bir şey giyip insanların kendisinde böyle bir şey aramasını cazip haline getiren, onu kendi adına böyle somutlaştıran mı diyeyim yani? Ben buyum dediğinde o kişinin böyle karşı tarafı mesela kapalı bir kadına saldırdığını düşünmek daha ne kadar doğru olabilir? Ben namusluyum, sen namussuzsun. Buna hevesleyebiliyor muyuz? Yok. Yani tayt O giymek bir... heveslilik olabilir mi? Ya da yarım bir şey giymek heves olabilir mi? Ya da karşıyı kıskandırmak adına yapılan bir olay haline gelebiliyor mu? Daha çok bence o şeye giriyor. Komplekse giriyor ya. Ya Neyin benim ne kompleksi eksiğim abi? var? Çok özür dilerim. Hepimizin annesi, babası, kardeşi, kız kardeşi, erkek Evet. kardeşi var.
Her erkek aynı özelliği taşırken, her kadın aynı özelliği taşırken bir erkeğin birinde bulamadığını, birinde araması heves mi? Değil işte. Ne yazdın? Kompleks. Kendini Mesela aşağı görmesi bence. Eksik görmesi. bunları da geçtim. Sanki 8 milyar falan da herhalde dünya üzerindeki insan sayısı. 9'da 8'de. Ya gün içinde kaç tane karşı cinsle göz göze geldiğini sayamayız herhalde büyük ihtimal. Her Ya. insan böyle yoldan geçerken bu kimdir Markette. dediği, fark ettiği olayla karşılaşıyoruz. Mesela bunun için İslam evlilik siteleri var yani. Bu nedir abi? Mesela ya orada bulamadığınızı burada bulursunuz. Mesela hadi evlilik sitesini geçtim şey de var mesela. Ciddi ilişki sitesi. Mesela gün içinde bulamadın mı? Akşam eve gel ve bas. Kredi Bas ve kartı beni bul. yok. Mesela ben şeye de çok şaşırıyorum. Marka ötelemek adına demiyorum da A ile başlayan bir uygulama var ya R ile bitiyor. Yeşil bir yazıyla yazılan bir yazı. Evet. Hatırladım. Mesela o uygulamanın ne işe yaradığını senin ya da benim birbirimize anlatmamızın bir mantığı var mı? Yok. Orada ne yaşandığını Yok. biliyoruz değil mi? Tabii. Neler yaşandığını. Mesela reklamı dönüyor abi. Geçen denk geldim mesela. Denk geldim dediğim aslında YouTube Premium üyeliğim bitmiş. Öyle denk geldim. Orada bir uygulamanın reklamı geçiyor. Kendini arkadaş mı arıyorsun? İşte tam adresi. Iskaldan. Ne bu abi mesela? Mesela hevesle indirip ulan ben birini bulmak için hemen buna girmem lazım. Sanki gün içinde hiç kimseyle tanışmayıp sanki karşı cinsten bir haber yaşayan bir insanın bir anda o uygulamayı indirip oradan ciddi bir şey bulmasını beklemesi peki? Ki orada ciddi bir şey de dönmüyor. Dönüyor mu? Hayır, Yani ciddiyetle ben alakası yok. yanlış mı biliyorum acaba? Yani heves ettiğimiz bir şey bize iyi de gelebiliyor, kötü de gelebiliyor. Ya da bizim iyi olmamızı istediğimiz bir şey haline de gelebiliyor. Sonucu kötüye de bağlanabiliyor. Neden ben bunu tercih edeyim abi? Heves edip Ha. nasıl girebilirim ki ben mesela bu uygulama? Ya da ciddi İslami evlilik sitesi falan mesela. Aa, kesin Annemin... bu şeylere uygundur. Heves edeyim, gireyim gibi bir mantık bence olamaz yani. Ya annemin babamın bana bulamadığını ben bir işte Google haritalardan bulabilirim düşüncesiyle girdi. Ya da Google amcaya soruyor İslam evlilik sitesi var mı? .com. Giri burada mesela annenin babanın ya da senin gün içerisinde yaşadığın gün zarfı boyunca yani 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl kendini bildiğin yani insan kendini bildiği bir yaş vardır ya işte ben 13'ünden sonrasını çok net hatırlıyorum dediği. Mesela 25 yaşına gelmiş aradan işte 12 sene geçmiş. 12 sene boyunca bulamadığını heves ederek girdiği İslam evlilik sitesinde bulabileceğini düşünen bir adamla aynı nefesi alman senin için ne kadar doğru abi? Benim oyum eşit mi acaba dağdaki çobanla? Aysun Kayacı diyorsun. Evet. Çok iyi yerden Bence vurdun. değil. Olmaz. Çok iyi yerden vurdun. Var olma sebebimiz nedir sence Enes? Neden dünyadayız? Hep üzülmek için mi ya da kırılmak için mi? Bence dünyada olmamızın nedeni dünyevi olaylarla alakası yok ki. Bana göre. Neyle alakası var? Ama bu dünyada yaşıyorsun abi. Kırıldığın, hüzünlendiğin, Tamam. Hiç sinirlendiğin, kırıp yapmayacağım. dökmek istediğin anların yok mu? Var. Yani şimdi şöyle. Her duyguyu yaşayacaksın. Yani şey yok. İşte hiç sinirlenmeyeyim, hiç üzülmeyeyim, Ama bir hiç şey mutlu kalmadı. olmayayım. Bende bir şey yok mesela. İşte öyle dediğin an olabilir. Ben ona Benimki katılmıyorum. heves ama bu sefer. Mesela hep diyorum bunu, tekrarlıyorum kendi adıma. Her gelen benim için özellikle diyorum bunu bu arada. Tabii ki çok eğlendiğim, her zaman eğlenen bir adamım. Hiçbir zaman üzüldüğümü kimseye belli etmem. Bunun burcumla falan alakalı olduğunu ne bileyim. Çok da düşünmüyorum aslında ya. Balık burcu olmak habire ağlayan bir burç olarak gösterildiği için. Ama ben öyle değilim ya. Ben hep her dakika eğlenmeyi bilen, insanları güldürme yeteneğine sahip bir adam olarak kendimi biliyorum. Ama şey kalıyor ya. Ne derler ona? Mesela hayatına ben niye roman çingene gibi konuşmaya başladım? Ya hayatına giren insanlar, daha doğrusu benim hayatıma giren insanlar ya da benim girdiğini zannettiğim insanlar daha doğrusu. Nasıl söylenir o? Sonradan hayatından gidenler için nasıl bahsedilir? Müsait şey, bir tane dolmuş sözü var onunla bence. Nedir abi o? Onu bilmiyorum. Biz Sen de kimseye bilmiyorsun herhalde. Neydi? Biz kimseye dur demedik, onlar müsait bir yerde indiler gibi olabilir. Öyle mi bahsetmek lazım? Bence öyle. Ya da zaten hayatına girmesi gerekiyordu. Sana bir şeyler kazandırdı, öğretti. İyi ya da kötü ve gitti. Şey gibi hatta. Bak bir başka örnek vereyim hemen. Mevsim gibi düşün. İlkbahar mevsim geldi, bitti.
Bazı insanlar öyledir. Tam da bu, ben bir çiçek değilim ki abi. Yani ilkbaharda Ya. açıp sonbaharda Bundan ne kaybolan bir var? varlık değilim ki ben. Yani hayatımın belli Sen bir değilsin zaten. doğumumdan ölümüme kadar yazılan bir kader var ya, ben onu yaşamak zorundayım ya. Yani buna iman etmiş bir birey olarak ben ilkbaharda doğdum, sonbaharda ölecek biri değilim ki. Olay o değil ya. Yani benim demek istediğim. Tamam, anladım ben senin demek istediğini. Ama Ha. benim hayatıma, tamam, hayatına giren insanlar sana bir şeyler öğretiyor. Yani Bir sonraki gelecek insan için. ha ya da onlar sonsuza kadar hayatında kalmak zorunda değil. Ya da sen onların hayatında sonsuza kadar kalmak zorunda Ama değilsin. kader denilen bir şey var abi. Alın yazısı. Ona bir şey diyemem. O Yani varsa seni zaten seni gelir bulur. abi, varsa kader için mi söyledin? Yoksa hayatına girecek bir insan için mi söyledin? Kader için. Varsa dedin ama. Tamam Ya işte biz bu kaderinde konuda varsa yani iman etmiyor muyuz bu konuda? işte kaderinde varsa gelir. Ya şu söz yalan mı? İnsanlar çift yaratılmıştır. Kişilik olarak mı yüz benzerliği? Hayır, şeyle alakalı. Karşı tarafla, yani hayatını Ruh eşi birleştireceğin insanla, aynı. diyelim yani. Ağzın bok yesin. Doğru. Afiyet olsun. Yani Ondan bahsediyorum aslında. tamam işte yani ben de diyorum ki hani o kişi kimse zaten olur. Ben Hani de diyorum belki ki, bak şimdi özür ha, dilerim lafını kestim. Ben de sen diyorum ki, ha. şimdi ben 28 yaşında bir birey olarak hayatıma kaç kadın girdiğini bilmiyorum yani. 10 maksimum 15'tir herhalde. Sadece girdiler bu arada. Yani gitmeleri çok uzun sürmedi. Yani şey olmadı bende. Bir çocukluk aşkım olmadı benim açıkçası. Yani hiçbir zaman da öyle bir şey yaşamadım. Ama şunu diyorum. Hani az önce bahsettim ya, işte ilkbahar, sonbahar diye. Şimdi o aralarda mevsimler var değil mi? İlkbahar, yaz, bilmem, böyle böyle gidiyorlar. Şimdi hayatına giren insanlar geliyor. Bir sonraki gelecek kişi için hadi seni hazırlıyor diyelim. Tamam. Duygularını, nefretini. Ama belli bir zamandan sonra her şeyi öğrendiğinde, yani o ihaneti, seni sevmeyişini, karma karışık duygular yaşattığında sana belli bir süre, yani 5. ilişkiden ya da 6. ilişkiden sonra artık oturmuşluk bir kavram haline geliyorsun. Mesela şu oluyor mu? Sende oldu mu bilmiyorum. Ya ben de çok oldu. Mesela birinci de seni seviyorum diyordu. Onuncu da seni seviyorum diyordu. Mesela birinci ile onuncu arasındaki fark nedir abi? Yani bu işte %2 seviyordu. Bir Şöyle. puanlamak adına soruyorum bu arada. Hani bankaya bağlandığında müşteri hizmetleri sana nasıl davrandı? Birazdan seni arayıp bunu öğrenebilir miyiz dediğinde, hani soru soruyor ya, kaç üzerinden puan veriyorsun diye. Sen direkt 9'a basıyorsun, iyi ya da kötü de olsa. Ben diyorum Ya ki o. belli bir ilişki sahibi oldun, belli şeyler öğrendin ve sana yaşattığı şeyler sana bir ders olarak kaldı. Okul gibi yani aslında, ilişkilerin de okul gibi. Bazı şeyleri öğrendiğinde sabit bir hale geldiğinde sıkılıyorsun artık. Ama diyorum ki ben, her şeyi yaşadıktan sonra her gelen senden bir parça aldığı için mesela ciddi biri geldiğinde ona verebilecek bir şeyin kalmıyor. Ya bir müzik başlangıcı ve sonu abi bu aslında. Başladı, duyguları yaşadın ve bitti. Yeni bir başlangıç yapmana gerek kalmıyor çünkü bir sonraki insan da seninle aynı şeyleri yaşayacak. Aynı şeyleri söyleyecek. Buluşalım mı? Yemek yiyelim, işte sinemaya gidelim. Birincide de aynısını yaptım ben. İkincide de aynısını yaptım ben. Üçüncüde de aynısını yaptım ben. Yani şu olmuyor mesela yani. Ya biz yapamıyoruz ama arkadaş kalalım mantığı vardır yani. Klasik yalan. Ya ben diyorum burada artık oturmuşluk var. Birinde tamam ders aldın, ikinci imtihanındı, üçüncüde yaşaman gereken şeyler vardı, dördüncü birinciyi tamamladı, beşinci ikinciyi tamamladı, işte altıncı üçüncüyü tamamladı. Abi yediye bir şey kalmadı. Yani ciddi bir ilişki karşına geldiğinde onunla yaşayacak bir şeyin kalmadı diyorum ben. Bence Çünkü aynı şeyler. geldiğinde olur ya. E Bilmiyorum, ben fark öyle etmiyor ki abi, ne düşünmüyorum. Yani yapacak? Cilve bu mi yapacak bence sana? Külot mu giymeyecek yani? Ha bir bak gözüküyor mu diyecek sana? şey değil yani sayıya bağlı kalmak ya da vesaire gibi değil de ben geldiğinde olur diye hissediyorum. Belki de ben yaşamadığım içindir bilmiyorum ama senin ona vereceğin bir şey yoktur diyorsun mesela ama illaki vardır. Niye yok diyorsun? Mesela biz 5 tane 10 tane görmüşsün aynı kişiden. 11. kişi geldiğinde sana onların yaptığından bir hareketi yaptığı zaman otomatik beynin onları şeye atıyor. O kişiyi de aynı yere atıyor. Aynı kefeye koyuyorsun yani. Tamam da İstemsiz de abi yapıyorsun bence bu ama. işte, şimdi bak bunu aslında bir dizi gibi düşün abi. Yani örnek
Dizi vermeye gerek yok zaten bununla alakalı. Bir dizi gibi düşün yani bunu. Bu ilişki aslında bir dizi gibi abi. Yani bir bölümü var böyle. O işte 80 bölüm sürdüğünü düşünürsek bu ilişkinin. Ve o ilişkiler arasında darılıp barışmalar, yok olmalar. Sezon Ya şu, finalleri, yani şunu başrolün ölümü. o da hep yarım kalıyor zaten, ölmüyor. Yani hayat kimse Beşir gibi olamadı yani aslında. Birinci bölümden başlayıp 79'un son 10 dakikası kala ölen bir adam olamadı yani. Yani ağır bir yük, anladın mı? Ciddi bir şey yaşadığında heves ederek aldığın her şey. Ya ben mesela şeyi unutmuyorum. Belki şimdi daha kolay bulunur onlar. Ben biliyorsun antikacıyım ben. Çok seviyorum antika toplamayı. O eski kokan her şey çok özeldir. O eskinin tadını almak çok güzeldir. Dün hatta resimlere bakarak belki de keyiflendiniz, bilmiyorum. Ya O yani bazıları buralarda için benim açımdan pek bana şey verme. Ha, eskiler diyorum, o kadar, çok bir etkisi olmuyor bana. Tamam ya, bu konuda zaten ısrar edilecek bir durum yok. Sevmiyorsan sevmiyorsundur eskileri. O kadar da şey değil yani aslında. Kötü bir şey değil yani. Onun doğduğu günün gazetesini, doğduğu günün takvim yaprağını aradım buldum. Mesela böyle bir hediye verdim. Benim için çok değerli. Karşı taraf için de eminim ki çok değerli bir şeydir bu. Çünkü ya yani emeği geçtim. Ya o gün, doğduğun gün neler yaşadığını merak eden insanlar için belki de çok değerli olabilir bu. Ama bilmiyorum. Yani iyi ya da kötü, hayatta iyi ya da yaşadığım bir şey yok aslında. Yani sırtını dönen çok insan oldu. Sero bazen söyler kafanı sikeyim diye ama haklı yani. İyi davranmak her yiğide verilebilecek bir şey değil yani. İyi olmak. Hani eskiler der ya, iyilik yap denize at diye. Bu kötüler için kullanılmış bir şey ya. İyi bir adama iyi davranmak güzel bir şey. Ama gerçekten iyi olduğunu düşündüğün. Bence genel olarak şey yapmamak gerekiyor. Bir beklenti içerisine girmemek gerekiyor. Tamamen her konu için. Ya her konu için bu biraz genelleme yapılacak bir şey değil ya. Tamam, karşılığını beklemeden. Ya bu şey gibi Yani oldu senin söylediğin söz aslında. Yani askıda ekmek modeli var ya. Fırına gidiyorsun. Abi oraya bir 10 ekmek koy. Karşılığı olmayan bir şey. evet, Bir içinden beklenti geliyor. içerisinde değilsin. Eyvallah. Bak bu senin dediğin, bu örnek olarak verdim. Belki bir uç nokta olabilir ama Yok, yani doğru, güzel bir sonuçta örnek. aslında sabit bir örnek oldu. Çünkü karşılığını beklemeden bir şey yapıyorsun. Ya da birine iyilik yaparsın. O yaptığın iyilik, karşı taraf senin yaptığını bilmez. Yani bir elin verdiğini diğer el görmez muhabbeti. Ama abi bu söylediğim şeyler genellemenin içine girecek bir şey değil ki. Yani ben mesela Aysal için de çok şey yaptım. Yani konuşma adına, iyilik adına. İşte klavyesi yoktu, klavye aldık. Oynayamıyorum dedi. Mouse'um yoktu, mouse aldık. Oynayamıyorum dedi. Ben bir karşılık beklemedim bundan. Ama her zaman iyi davrandı. Mesela karşılığın bir üstünü davrandı bana. Hep abi, abi. Yani ne desem hep saygıyla karşıladı. Hiçbir zaman kötü bir cümle kurmadı bana. Ama abi senin için en ince şeyi düşünen bir adam için bence karşılığı olabilecek somut bir şey verilmeli karşı tarafa. Yani sen ne kadar düşünüyorsan karşı tarafı, çok ince olarak diyorum bu arada. Yani sabit bir şeyle alakalı düşünmüyorum. Çiçektir, çikolatadır falan. Bunları düşünmüyorum ben. Bunlar tamam, gelip geçici bir şey. Verdiğin şeyler çikolata, yenilebilir bir şey yani. Bunun şey karşılığı bekleyecek halim yok herhalde. Ya da boş bir dolu bir tabak verdiğimde işte onun dolusuyla gelmesiyle de alakası yok. Ama senin adına ince düşünen biri, ya bu incelik değil midir ya? Olay Bir insanın böyle bir şey. Ya oğlum ben heves ettiğim bir şey lan bu. o Ya karşı aslında tarafı. şöyle doğru. Yani şimdi en basit örnek aklıma gelen, birine yemek ısmarlarsın, içinden gelir. Yani dersin, yani beklemesin o da bana ısmarlasın diye. Ben beklemem. Ama o incelik düşünmesini beklerim sadece. Ha, ısmarlaması da olur, önemli değil. O inceliği düşündüyse bana yeterli mesela. Ya onu çok samimi olduğun, uzun Ya zamandır bence tanıdın. yani bence ya tanıma bence insanları insanlık olarak yapımız böyle yani. İnsanlara bir şey yapıyorsak içten içe bir şekilde bir şeylerin karşılığını hep bekliyoruz. Bu iyilik için de aynı aslında. Birine kötülük yapınca da o insandan bir kötülük de bekleyip hep huzursuz oluyoruz. Bir insana iyilik yapınca da ya o insanın hani en kötü seni bir arayıp sormasını bile bekliyor yani insan. Ben içten içe bence bekliyoruz yani bunu. Her zaman bekliyoruz. Ha, Merhaba demek bunu. istediğim o yani.
Ya yani genel şimdi Yani. Seron tamam Seron dediği doğru ama her konuyu da genellemeye sokmayalım bence. Ben her Ya ama konuda bir ya karşılık beklemiyorum mesela. Ben